Sahel gelin çeyizini yatak odasına sermiş. İran asıllı gelinimizin çeyizinde renk renk desen desen kumaşlar göze çarpıyor. Tığ ile örülmüş yumuşacık banyo lifleri, el emeği yün patikler, hazır havlular ve gelinimize kayınvalidesinden hediye gelen yazmalar çeyizin kıymetli parçaları. Bir yıllık evli Sahel gelinin çeyizleri hanımlar. Evet Sahel'cim, yani biz az görüyoruz şu anda, gerçekten az evet. Görüyoruz. Kumaş görüyoruz. Neden böyle diye hiç kızlara sormadan ben sana sorayım. Öncelikle Aslı Hanım hoş geldiniz çeyizime. Hoş bulduk bir tanem. Aslı Hanım, biz İranlı olduğumuz için bizde çeyiz yok. Çeyiz yok. Çeyizimiz eşya oluyor. Yani aileler bir genç eşya. Kızın çeyizinde eşya olmazsa anı. Olmaz neler var mesela? Biz iki aile olarak evet. Eşyalarımızı, salon eşyasını, yatak odası eşyasını, onları biz çeyiz diyoruz. Hı-hı. Bizde de genelde işte aslında bu mobilyaların içinde kullanılan yatak örtüleridir, işte liflerdir, havlu. Vesairelerdir, evet. Havlulardır, onlara çeyiz deniyor. Evet. Onlar zaruri zaten alınması gereken şeyler. Doğru. Ama sende de lifler görüyorum. Fakat kumaşlar görüyorum, bak biraz değişik şeyler bunlar. Evet, bunlar eski kumaşlar. Bazılarını anneannem haçtan getirmiş, bazılarını annem İran kumaşı değil yani. İran kumaşı yok, değil. Var aralarında. Şu sanki biraz değil. Hangisi mesela? Şu mu efendim? Acaba? Hangisi mesela? Şu haçtan gelmiş. Şu da şunu da göstereyim. Haçtan gelmiş. Şu İran'dan mı? Evet, şuradaki, o İran'dan. Soldaki belli tarzından. Evet. İran'ın o da İranlı. Zaten şöyle bir açıp bakalım. Yani fazla gözüksün diye yaymışsın da. Böyle kumaş canım parçaları. Canım benim, ben ilk başta da söylüyorum. Tamam, o zaman çeyizin yoksa neden yarışmaya katıldın? Katıldım. Sonuçta çeyizde soracaktı. Çeyizde puanlıyoruz biz burada. Senden mi soracaktı? Yok, ben sadece fikrimi söyledim. Mutfak. Bir de Aslı Hanım, ben şunu söyleyeyim. Evet, benim aşkım. Kayınvalidem de bana çeyiz vermişti. Patik, lif, yazma. Kayınvalidenler Erzincanlıydı. Aslan evet. Erzincanlı. Ben bütün patiklerimi, yazmalarımı, kışlıkları evet. Bütün depremzedelere verdim. Hava soğuk olduğu için o bravo. Zaman. Bravo. Helal olsun. Ben çok kullanmadığım için onların ihtiyacı olur. Aferin hava soğuk sana. Olduğunda. Bak ne kadar güzel bir düşünce. Yoksa kayınvalidem bana kendi tarafları çeyiz verdikleri vallahi için vermişti. Olsun. Ben çok onları hepsini sana. Dağıttım. Evet, evet, birçok kişi yardım gönderdi. Evet. Gelinimiz de böyle bir yardım yapmış. Evet. Tebrik ediyorum seni. Ama ben senin çeyiz konusunda çok iddialı olduğunu düşünüyordum. Hani böyle bir şey hiç değinmemiştin. Yok. Hani çünkü çok hani ciddi ithamlarda bulunup eleştiriler yaptın. Bir de bana mesela puan evet. verirken dedin ki çeyizin yani ben, az. Bunu kırdığını evet. söyledin ve bu çeyizle karşılaşacağımızı biliyordun. Madem öyle, o zaman benim çeyizime ama, ama ben biliyordum kendi günümde. Ben İranlı olduğum ama, için çeyizim yok. Ama siz tamam da İran'ı o zaman sen İranlısın diye biz senin çeyizin olmamasını normal karşılayacağız. Ama sizler Türk gelinisiniz. Sizler tamam, ama ortak, İran bir taraf ortak bir program. Biz sana bunun için bir tolerans tanıyamayız ama. Ama evet. sizler işte bundan puanlama yapmayız ama. Hani evet. puanlama yapmasak belki haklısın çeyiz hakkında evet. ama puanlama yapalım. Ama canım benim, o da göre puanı verecekler o halde. Bunlar da onun kıymetlileri. Evet. Ama, hakikaten... ama göndermiş evet. depremzedelere de göndermiş. Yani, onu evet. da söyledi. Yani Aslı evet. Hanımcığım, arkadaşımızın mutfağın perdesinin arkasından karton parçası çıkmıştı. Hı. Bunun da karton parçasından bir kalır yanı yok bence. Canım onu. Ama yine anlamazsın. Emek verilmiş yavrum, öyle söyleme bak. Elde örülmüş. Onların hepsi elde örülmüş. Senin yaptığın bir şey var mı? Bir şey sorabilir miyim? Bu ne? Tavus kuşu galiba değil mi? Tavus. Evet. Ben senin salonunda pek böyle biblo tarzı şeyler göremedim. Keşke bunu orada değerlendirseydin. Ben çok, çok güzel olurdu yani. Öyle kullanmayı. Bunu annem Kerbela'dan getirmişti. Biliyorum öyle. Onları. Evet. Evet. Çok güzelmiş. Keşke bunu orada değerlendirseydim. Bunu görmek isterdim. İşte öyle çok bir şey kullanmıyorum. Dolaba yani. Kumaş elimde kaldı. Şurada ahşap bir tesbih var. O nedir? Şunu mu? Evet. Bunları da annem Kerbela'dan getirdi. Tesbihleri. Da çok güzel. Peki çok bunun güzel. Bir özelliği var mı? Değil mi? Böyle değişik, evet, hiç görmediğimiz bir tesbih bu. Hatta şey dekoratif olarak da kullanılabilir. Şurada seccade var. Evet. Onun yeşil. Evet, yeşil olan. Onunla birlikte. Mesela bu kumaşlardan ne yapıyorsunuz? Biz bu kumaşlardan türbeye gittiğimiz zaman... Şöyle tut bakalım. Evet. Başörtü. Biliyorsunuz biz başörtü olarak mı? Evet. Türbelere gittiğimiz zaman... O zaman şöyle mi yani? Şöyle. Evet.
Böyle. Saralım o zaman şöyle de sarıyorsunuz. Yok, mikrofona böyle, dikkat et. Böyle sarmıyoruz. Ha bu, bu kadar. Aynen bu kadar. Hani böyle bir elbise şekline getirelim. Gel gel. Kapat bakayım. Şunu da şöyle tutalım. Güzel bir kumaş biliyor musun? Çok güzel. İçerisinde goldlar, şey, gümüşler var. Evet. Bunu güzel bir elbise yapabilirsin. Evet, şimdilerde yapıyorlar. Biz bence evlerde kadınlarımız başörtülü olduğu için evet, bazen şunları da erkeklerin yanında şuna kullanıyorlar. Da bakalım. Ha güzel. Bu da böyle dantel mi? Evet, dantel. Bu hazır galiba. Evet, o hazır. Havlular da hazır. Havlular da hazır. Evet. Hazır ama şeyler aslında söyledi. Şey söyledi. Onların tarzı böyleymiş hanımlar. Aynen, bizim tarzımız yok. Şu kumaşı da uzatabilir misin? Masa. İran'dan geleni. O masa örtüsü. Biliyorsunuz orada bizim tablolarımız, halı, aha, Tebriz halısı evet, en meşhur. Bu çok güzel. Evet, bunu nerede kullanıyorsun? Bu masa üstünde kullanılabilir. Bunu çerçeveletirebilirsin aslında tablo gibi evet, böyle evet, gerip. Çok ağır bir parça ama ya. Evet, güzel ama bence çok ağır bir parça. Tek bir yerde kullanılabilir. Evet. Gençe şey yapma. Olmaz mı diyorsun? Çok bence daha klasik olur evlerde bence. Aa, klasik evler. Evet, bravo, güzel kullanılır. Avantgard genelde onun prensibi. Şu parça da güzelmiş. Evet. Evet. Değil mi? Detayı güzel. Bunları böyle şöyle miydi? Şöyle bunlar mi yapılıyordu? Bunlar evet dikiliyor. Dur bakayım. Şöyle. Çok yakıştı. Dur şurada da ayna var. Gidiyoruz aslında şimdi böyle. Üstümüze de ne yakışmazmış. Diyorsunuz. Çok nereye yakıştı. Böyle kapatıyorsunuz değil mi şey bir yere giderken? Yok, türbelerde ya türbelerde. Böyle daha yaşlı, daha yaşı büyük ya yani evlerde erkeklerin yanında böyle kapanıyoruz. Kapanıyorlar evet. Vay vay vay. O zaman biz buradan yemeğe gidelim mi? Ne dersiniz? Gidelim. Gidelim. İran yemekleri mi göreceğiz? Evet, İran yemekleri. Ay hadi, zereşk var mı zereşk? Var. Haydi o zaman gidiyoruz. Hadi. Teşekkürler. Gelin evi.